masaya versene masaya. Çekil, çekil. Ben bağırmadım, benim cümlem sana geliyor. Bir restoran hayal edin. Tıpkı bu 5 yıldızlı lüks otelde olduğu gibi. Kadifemsi kakaolar, kristalize soslar, pralinler ve rüya gibi lezzetler. Malzemeler hazırlandı, önlükler giyildi, bıçaklar bilendi, mutfaktan güzel kokular geliyor. Tatların ve kokuların gerçek dünyasına giriyoruz. Bütün bu zarafet ve özenin ardında çelik gibi sinirler var. Neden mi? Maşayı versene maşayı. Çabuk. Ne 15 dakikası? 10 dakikam var. Var mıydı yok muydu? Boş. Çabuk. Hala aynı şeyi yapıyorsun. Sosuna sahip çık, yargılanırsın. Bakıyorum, 8 tane, 4'ü senin, 2'si benim. Evet, yaşlılık var ama yaşlılıkta ben demek de söz kabı istiyorum oraya. Elinin ayarını kaçırma, aşağılanırsın. Ben sana dedim ki buna az bir et suyu koy. Sen ne kadar koydun? Kaç kepçe koydun ya? 1 kepçe. Ateş harlandı, tavalar kızardı, maharet meydan okuyor. Ekmek parası restoran dünyasının zirvesinden bildiriyor. Bu ne olacak abi? Ya bunu niye getirdin? Misafirin şikayeti var. Ne diyor? Misafir çok pişmiş istemişti. Evet. Çiğ bu et diyor, yani az pişmiş olmuş diyor. Bir bakar mısın şef abi? Bıçak bıçağı bir rekabet ve kızgın ya kadar sıcak bir dünya. Ekmek parası şefler. Türk sofrası berekettir, lezzettir, sevgi ve sohbettir. Ama damak tadının profesyonellerinde sevgi ve sohbete yer yok. Burada geçerli tek kural var. Adı Mehmet Yalçınkaya. Yaz konseptini cacık koyacağız değil mi? Evet. Ha, nerede cacık? Şu anda cacık nerede abi? Niye yok? Yoğurt mu yok? Salatalık mı yok? Kusursuzluk, disiplin ve zamana karşı mücadelede dumanı üstünde tatlar üretiyorlar. Çünkü başlarında o var. Kaç dakika oldu abi çukurlar atıldı? Kaç dakika oldu? Hadi Ethem hadi. Gerçekten dumanı üzerinde bir şey mi görmek istiyorsunuz? Ya Ethem hep verdik de gelen bir şey yok. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Gerçekten keskin bir şey mi aradınız? Uzaklara gitmeyin. Sana 2 kepçe et suyu koymanın bir anlamı yok. Mutfağın gerçek patronu ve yetenekli ekibinin yanındayız. Tutku burada, yetenek burada, tat burada. Buraya müşteriler zarafet, lüks ve üstün hizmet beklentisiyle geliyorlar. Damak tadı bu beklentilerin en önemlileri arasında. Sabah kahvaltısı, öğle servisi, akşam servisi, alakart restoran, düğün gibi özel geceler, şirket toplantıları için çay servisleri, oda servisleri, ekmek, pasta, kapsamlı bir pastane, havuzbaşı servisleri ve yüzlerce müşteri. Ve hepsi de çok aç. Mehmet Bey için gün sabahın 5'inde başlıyor. Hasan, günaydın. İyi bir şef ana malzemelerini bizzat seçer. Bizler yataklarımızda uyurken onlar pazarların ve tedarikçilerin ilk müşterileri olurlar. Balıktan iyi anladığınızı sanıyor olabilirsiniz. Emin olun o iyi balığı sizden önce alan birileri var. Soma mı var? Soman istersen tabii ki buyurun. Bakalım şöyle. Maşallah. Öyle ki isteseniz de alamazsınız çünkü balığın en iyileri lüks restoranlar için ayrılıyor. Biz her sabah olabildiğince tabii zamanımız olduğunca buraya geliriz. Kendi balıklarımızı kendimiz seçeriz. Bir Laos seçtik, deniz devriği seçtik, somon seçtik, bir de geldik istakoz seçtik. Sabah 7:30. Bizler henüz kahvaltı etmemişken şef akşamki düğün yemeğinin etlerini seçecek. Bu tip yerler pek bizlerin mahalle kasaplarına benzemiyor. Çünkü bu tip yerlerin müşterileri de pek bizim gibi müşterilere benzemiyor. Bana buradan bu düğün için kaç tane şey yapalım? Bana şu an 4 tane yeter. 4 tane seçelim.
Örneğin Mehmet Şef'in bir gecelik kasap listesi bir ailenin 3 aylık et tüketimine bedel. Otelin ilk büyük servisi kahvaltıda açılıyor. Mutfakta 55 kişilik profesyonel bir ekip çalışıyor. Biz aşçı deyip geçsek de hepsinin ayrı görevleri var. Parçalardan bir aksadığında bütün sistem bundan etkileniyor. Her siparişin belli bir saatte çıkması lazım. Her dakikada çıkması lazım. Biz de o dakikaya uymak zorundayız. O yüzden hızlı çıkarmamız lazım. Kahvaltı en kolay öğün deriz ya hani. Burada bir kahvaltıda 100'den fazla sıcak ve soğuk çeşit taze olarak sunuluyor. Yani sunulmalı. Çünkü şef personeli bir an bile boş bırakmıyor. Şu anda 10.30 aslında tam kahvaltının tempolaştığı zamanlar. Bir tane yumurta getir. Kepekli kakao tostunuz bir dakika içinde hazır. Alabilirsiniz. Ve bu saatler, bu saatler onun için şu anda kahvaltı ile ilgili hem ürünlerin yeni ürünlerin yapılmasıyla alakalı yoğun bir servisteyiz. Otelin konforlu salonlarının ardında bambaşka hayatlar yaşanıyor. Burada çeliğin sert ve kusursuz yüzeylere hakim. Hijyen, dakiklik ve düzen. Yüzlerce müşteriyi ancak bir sistem dahilinde doyurabilirsiniz. Mutfağın geri planı hakikaten karışık olabilir yani o yoğun servislerde. Bizim için bu bir saat çok önemlidir. Onlarca sipariş. Az pişmiş, orta pişmiş. Kaşarlı olmuş, domatesli olmuş. O da servisine gitmiş, standart kahvaltıya yönlenmiş derken... Ya abi lütfen böyle şey yapmayın lütfen ya. Bak burada bizim canımız çıkıyor bizim ya. Yanlış yapıyorsunuz ya. Karışıklıklar da çıkmıyor değil. Yanlış sipariş girmişler. Microsoft'tan. Şimdi sipariş değiştirip başka sipariş vereceğiz onun yanında. Bu bir seri ve seri kesintisiz işlemeli. Yoksa yapılan hata zincirdeki bir diğer personelin işini aksatıyor. Yanlış sipariş aldıkça biz de bu zor durumlara bakıyoruz. Haklısın, doğru. Bir sipariş siparişi geç kalıyor. Hemen hallediyorum. Hemen hallediyorum. Ver abicim sandviçleri, sandviçleri ver. Dünyanın en zor işi insanla uğraşmaksa, bundan daha zoru aç insanla uğraşmak. Abi söyledim de bak burada sular bize bağırıyor, kızıyor. Restoranlar hareket etmedikleri zaman yaşayamayan dev organizmalara benziyor. 10 dakika gecikmeli olarak siparişimiz şu an çıktı yani. Her ne olursa olsun servis devam etmeli. Otelin standart kahvaltısı çok geniş ve ayrıntılı. Ancak yine de özel istekler gelebiliyor. Bütün gün boyunca 4 ayrı restoran için hizmet veren ekip kimi zaman müşterinin yumurtasını dakikası dakikasına haşlamak durumunda. Bunu biraz daha haşlatabilir miyim? Biraz daha haşlatabilir miyim? Kaç dakika istiyorsunuz? 4 dakika. 4 dakika. Tamam. Rafadan mı istiyorsunuz? Rafadan biraz daha şey olsun. Tamam. Kayısı kıvamında. Kayısı evet. Kıvamında. Evet. Kayısı kıvamında. Tamam. Aynen. Bu hiç bitmeyen koşuşturma personelin maharetine engel değil. Mutfaktaki her ekipman adeta vücutlarının bir uzuv haline gelmiş. Otelin yardımcı şefi yani bütün mutfağın 2 numaralı ismi Hakkı Oruç. Tecrübesi ve soğukkanlılığıyla her ocağın başında. O bir su şef yani Mehmet Şef'in sağ kolu. Güler yüzlü, hızlı, atik ve çevik olmak sadece sabah kahvaltısında değil her öğünde her dakika. Aksi takdirde öğle servisi için kontrola çıkmış olan Mehmet Şef'in radarına takılmanız işten bile değil. Ya burada minimalistler olacak. Hani minimalistler nerede? Onlar da hazırlıyor. Ne zaman hazırlıyorsunuz? Şu bölüm komple minimalist olacak. Tam ne 15 dakikası? 10 dakikam var. 10 dakika içinde buraya minimalistler bulsun abi. Tamam. Yallah git ekibinle beraber yap. Koş. Çabuk. Şefin minimalist dedikleri tek tadımlı küçük lezzetler. Lezzetler küçük olsa da şefin tepkisi büyük. Bir iki tane ürün eksikti. Hem de o minimalistle ilgili 2 gün önce aldığımız karar bugün uygulanmamış. 10 dakika içerisinde dakika başladı. 10 dakika içerisinde onu hazırlayıp gelmesi lazım yoksa sıkıntı olur. Adam delirdi ya. Koca otelde yenilen bir çekirdekten bile sorumlu olan Mehmet Şef'in tepkisi büyükse emin olun mutfakta da büyük bir problem var demektir. Son dakikada sıkışmasak olmuyor mu arkadaşlar lütfen ya. Hepsi söylüyoruz lütfen. Ya minimalist diyoruz da devamlı yani. Restoran işletmesinde yüzlerce yıldan gelen bir ast üst ilişkisi var.
Denizde kaptan, uçakta pilot, askerde başkomutan neyse, restoranda da şef o demek. Yani 10 dakika içinde o ürünlerin gelmesi gerekiyor. Ve hemen değiştirilmesi lazım. Yoksa maraza çıkması al mesela, söyleyeyim size. Çünkü şu anda misafirler gelmek üzere. Hadi. Biraz daha hızlı olması lazım arkadaşlar. Zaman sorunumuz olarak şu anda 10 dakikayı geçiyor, 1-2 dakika geçiyor. Onun sözü emir, görüşleri kanun. Bu dünyanın her yanında böyle. Ayrıca yine dünyanın her yanında şu mutlaka bilinir. Bir şef kontrola çıktıysa mutlaka bir açık yakalar. Bunda kaşık yanmış. Gene bir şey buldum. Evet. Neymiş? Brezilya'da kaşık olmuş. Buna kaşık koymamız lazım. Öğlen servisi 12.30'da başlıyor. 12.30'da başlıyor. Her şey hazır. Öğlen servisine hazırız. Büyük geceye saatler kaldı. Bu dakikadan itibaren personelin nefes alacakları vakti olmayacak. 500 kişilik düğünden sonra günü tamamlayacağız. Konuyla alakalı hemen zaten başlangıçlara mı başlıyor? Evet, gazete bağlarını yapıyoruz 500 kişinin. Komplelerimiz hazır marinede. Marı sıcakta kıymalı üstü köfte vereceğiz. Evet, tabiri caizse bu akşam tabii burası cehennem gibi olacak. Allah razı olsun. Kolay gelsin hepinize. Action başlıyor. Baş. İster düğünde sadece önümüze gelen tabağı görsek de o bir tabak yemeğin ardında çok büyük bir organizasyon yatıyor. Örneğin yüzlerce meze tabağının nasıl birbirinin aynı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Ben yeşilliği koyup önden gideceğim. Hemen arkadan beyaz peyniri Mustafa koyuyor. Kısırı Hasan sen geliyorsun. Enginar kimin elinde? Mehmet abicim sen enginar devam ediyorsun. Somon fümeyi Güven arkadaşımız koyuyor. Eda'cığım hemen yaprak sarmasını Hasan Usta'nın sonra devam ediyorsun. En son dekor olarak mısırımızı, cevizimizi yeşilin üstüne koyuyoruz. Toplamaya geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Her şey bir fabrikanın üretim bandı gibi süreklilik arz ediyor. Boş ve bembeyaz tabaklar önlerinden geçen her personelin ardından biraz daha renkleniyor. Biten tabakları alttan başlayarak dökmeden, şeklini bozmadan arabaya düzgün şekilde yerleştirelim. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı. Anlaşılan gecenin düğünü hem mutlu çift hem konuklar hem de restoran ekibi için hayli rahat geçecek. Ya da... Bu ne abi? Meze tabağı mı senin bu? Böyle değildi ki bu. Böyle miydi? Nasıl böyleydi? Komutan birliğin başına geldi. Diğer ne? Şey nerede? Numune nerede? En başta sen. Getir bakayım numuneyi. Bu tabağı biz kaç kere yaptık? Cevizler falan. Bunlar hepsi dizilmesi lazım. İşte gerçek savaş şimdi başlıyor. Bizim yaptığımız tabak numunesi böyle değil. Ekibin moral bozacak durumu yok. Uzun bir gece onları bekliyor ve anlaşılan işleri hiç kolay olmayacak. Patlama anından arta kalanlar hızla süpürülüyor. Haydi haydi toparlıyoruz haydi. Oğuz. Biraz daha hızlı. Düzen mutlaka ama mutlaka yeniden işlemeye geçmeli. Bu tip kapsamlı mutfaklarda bulaşıkçıdan yamaklara, sosçudan ızgaracıya, kızartmacıdan salatacıya ve bezeciye hepsinin ayrı görevleri ve ilişkileri var. İsimleri ayrı olsa da hepsi bir bütünün parçası. Hasan Usta, ne de son durumumuz? Meze tabaklarını verdik şef. Evet. Şimdi ara sıcakları mı başladılar? İşte köfteleri kızartmaya başlayacağım. Kaç dakika sürüyor? Yarım saat zaman verdiler. Yarım saatte uyduracağız şef. Tamam, okey. Ben yukarı çıkıyorum kontrol etmek tamam, için. Şef. Tamam şef. Gecenin devamında otelin en çok önem verdiği kısım olan a la carte restorandayız. Burada fix hizmetlerin aksine her şey tam müşterinin istediği doğrultuda olmalı. Balık çorbası ne oldu? Şef, balık çorbası muzlu yanlış koyulduğu için olmuyor. Kimse dikkat etmiyor. Ne yanlış koyulmuş? Muzlu çorbanın likidi yanlış koyulmuş. Ne yanlış söylüyor? Balık çorbası likidi koyulmamış. En suyu çorbası likidi koyulmuş. Yüksek ısı, yüksek motivasyon, yüksek stres. Bu asla oturarak yapabileceğiniz bir iş değil. Bir anlık dalgınlık sipariş verilmiş yemeğin lezzetini değiştirebilir. Ama hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani biraz hızlandırmamız lazım. Hadi. Ya maşa nerede abi? Maşa bütün bir tane maşa veren yok. Verin şef.
titizliğin en yüksek olduğu bölümlerden biri burası. Biri titizlik mi dedi? Salata peynir yoktu ki abi. Evet, yok da bakalım. Var mıydı? Var mıydı bunda, var mıydı? Peynir var. Olacak usta. Tamam, neye gülüyorsun abi? Var mıydı yok muydu? Var mıydı yok muydu? Var mıydı yok muydu? Hala aynı şeyi yapıyorsun. Izgaradaki ahtapot bile Mehmet Şef'ten çekiniyor desek yeridir. Burada kalabalık bir mutfakta çalışıyoruz. Fişin bana okunduğu gibi sipariş çıkarttım. Şef direkt sorunu bende buldu. Halbuki abi yerde duran şefimize sormalıydı. Fişi sen doğru okudun mu diye. En son bana gelinip suç bende bulundu. Aslında suç abi yerimizdeydi. O da bunu keyfinden yapmıyor. Yıllar onu restoranların her köşesinde bu şekilde terbiye etmiş. 50 sefer söylüyorum. Salatanın peynirlisini ve peynirsizini buraya yazdıracaksınız. O da ekibine tecrübesini aktarıyor. Stres ve gerginlik bu işin biraz da doğasında var. Hizmet sektöründe zayıflara yer yok. Her zaman buradan okuduğumuz siparişlerde diyoruz ki bu arkadaşlarımda. Özellikle bu arkadaşımda. Abiyörün iyi dinlenmesini söylüyorum ama inatla o salata peynirle çıkıyor. Peynir meselesine gelince işte o zaman benim cinler tepeme geliyor yani. Personel her ne kadar gergin anlar yaşasa da aslında mutfak onların gerçek hayatı. Bu masaya gidiyor, geri geliyor. Adam diyor ki işte ben peynirli söyledim, peynirsiz söyledim. Servis aksatıyor yani. Şu anda bak arkadaşımız yeni bir salataya başlayacak. Başla peynirsiz salata. Yemek dünyası o kadar kapsamlı ki her şeyi doğru yapsanız da sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. Kızgın yağlar, keskin bıçaklar, kaynar sular arasında dünyanın en rafine tadını üretseniz bile minik bir terslik her şeyi mahvedebilir. Hakkı Şef'in sorumluluğu çok büyük. Kolay gelsin komiser. Sağ olun. Nasıl gidiyor hazırlık? 500 hazırlığımız var. Bunları tamamlıyoruz. Hem büyürleme yapıyoruz, hem pişirme yapıyoruz. Herhangi bir hastalık var mı? Yok. Düğün salonundaki davetlilerin bir hamlede yuttuğu lezzetler mutfakta teker teker kontrol ediliyor. Biraz aç aslında. Çünkü işleri bazen çiğ kalabiliyor. Sıkıntı yaşayamadım misafirle. Ekip bir patlamayı daha kaldırmakta zorlanabilir. Bundan sonra yaşanması gereken tek patlama davetlilerin damaklarındaki lezzet patlaması olmalı. Pişi köftelerimiz hazır. Pişmiş durumda. Servis edeceğimiz saate bekleyeceğiz. 10 dakika kadar civarında servis edeceğiz. Genç ve yetenekli aşçı Yama Ethem, restoranın aktif elemanlarından. İstakoz yakalamaktan ızgaraya her işe koşuyor. Şuradan atsana bir tane istakoz yakala gelsin Ethem. Ethem'le beraber istakoz çeksin sana Ethem bir tane. Ama bir Mehmet Şef olması için daha önünde 10 yıllar var. Özel restoranlarda aşçıbaşı olmak için bir ömür vermek gerekiyor. Bu arada yine sektöre ömrünü vermiş iki aşçı arka planda münakaşaya başladı. 8 tane döküyorum. Bak 8 tane. 4'ü sen, 2'si benim. Ben orada var. Ben de baloya döküyorum bak. Krema sosu döküyorum. Gözleri görmüyorsa? Evet yaşlılık var ama yaşlılıkta ben de sos kabı istiyorum oraya. Ya bir de sos kullanmalı ha. Basit gibi görünen bu atışmalar dar alanda kısa paslaşmalara dönerken topa Mehmet Şef giriyor. Burada bu dükkanda yalnız sen çalışmıyorsun. Beraber çalışıyoruz. Bunlar ortağım benim. Yarısı benim, yarısı senin. Devam edelim. Servis, servis. Servis çeksin. Tartışmanı soruyor. Evet abi. Devam edelim. Size bakalım. Dersen. Biraz daha hızlı yapalım. Nedense sorun ansızın ortadan kalktı. Ana yemek siparişlerinin gelmeye başladığı anlarda mutfakta ısı her manada yükseliyor. Oğlum usta, Hakkı usta mı soruyor abi? Bir piş paylaşın ya, tek kişiyle dönmüyor. Hadi canım. Dünyanın en keskin bıçakları parmaklara milimetrik inip kalkıyor. Siparişler kızgın yağa atılıyor. El emeğinden çıkan dumanlar havalandırmadan şehre karışıyor. Bir doktor gibi hassas çalışan eller alın teriyle ıslanıyor. Mutfak da tıpkı hayat gibi hiçbir hatayı affetmiyor. Olmamış. Olmamış. Bir şey eksik abi, bir şey eksik. Kaşık alabilir miyim? Bilemedim. Baharat eksik. Bunu veremeyiz abi. Veremeyiz. Genç Ethem bugün çok şanssız bir gününde. Ne var normal şartlarda bunun içinde? Taze kekik var. Siz de atmışsınız. Kuru kekik. Kuru kekik atmışsınız. Bu
Kendini çekmesi lazım. Bu da yok. Hemen yeniliyorum. Yenileyin, bunu veremeyin. Mutfakta yemek yerine sürekli kriz çıkıyor. Onur usta. Abi takip etmiyorsun, bende patlıyor. Birebir de ben kalıyorum burada. Ya beraber paylaşıp çalışalım ya da ben gideyim. Eyvallah. Duydun mu Onur? Ben pauza alıyorum. Hadi. Pauza alıyorum. Bugün bütün mutfak ekibi için büyük gün. Sabahtan beri durdurak binmeden çalışmalarına rağmen henüz gerçek mesaileri başlamadı. Evet arkadaşlar, biraz seri olmamız lazım. Hadi arkadaşlar. Hadi seri. Belki dışarıda yemek yemeyenlerdensiniz ama en azından bir düğüne gitmişsinizdir. Düğünümüz 500 kişilik bir operasyon ama biz tabii bunun en düzgün şekilde vermemiz gerekiyor. Düğün tabağı nasıl vermişsek 500 tabağı da aynı şekilde vermemiz gerekiyor. Hakkı Şef işini şansa bırakmıyor ve tek tek bütün birimleri kontrol ediyor. Son kontrolü ben yapıyorum genelde. Çünkü ilk tabak nasıl çıkmışsa son tabağın aynı şekilde çıkması gerekiyor. Dansen. Çek bunları buradan. Çek bunları. Yemeklerin sıcak gitmesi gerekiyor. O yüzden de biz de bir seri olmamız gerekiyor. Şu anda ana yemek servisini yaptık. Birazdan tatlı ve meyve salatasına geçeceğiz. Tatlı yemeğin ya bitimi ya da başlangıcı. Ana yemeklerin sonunda, kutlamaların başında hep tatlı var. Yemeğe nasıl başlayacağınıza ya da nasıl bitireceğinize tatlı karar veriyor. Bu yüzden pasta ustasının yeri ayrı. Çorbanın tadı unutulabilir, ana yemeğin tadı unutulabilir ama pastanın tadı kesinlikle unutmaz. Restoranın pasta şefi Sedat Yaman aldığı özel bir siparişe ustalığını katıyor. Tam her şey yolunda giderken bir süredir ortalarda görünmeyen executive şef Mehmet pastaya krem olmaya karar veriyor. Böyle yapacağım bu pastaya. Nasıl yapalım şef? Bu yanlış. Böyle mi derler? Üstü beyaz olacak dendi. Biz de bu şekilde yaptık. Şeyde listesi vardı mı şef? Bence yanlış pasta. Şefin tedirginliğine rağmen pasta ustası Sedat hayli iyi iş çıkarmış gibi. Siparişimiz var. Ortadan iyi pişmiş olacak. Ortadan iyi pişmiş olacak. Mehmet Şef için kabus gecesi devam ediyor. Bir restoranda en istenmeyen şey yaşanıyor. Sipariş müşteriden geri döndü. Bu ne olacak abi? Ya bunu niye getirdin? Misafirin şikayeti var. Ne diyor? Misafir çok pişmiş istemişti. Evet. Çiğ bu et diyor. Yani az pişmiş olmuştu. Bir bakar mısın şimdi? Etim iyi pişmemişti. 20 dakika bekledim gelmesi için. İyi pişmediği için tekrar geri gönderdim. İnşallah kendilerini affettirirler. Sabahın 5'inden beri ayakta olan Mehmet Şef'in kızgınlığı mutfaktaki bütün etleri pişirecek seviyede. Neredeyse. Bu ne abi? Burada ben bağırmadım bu ortada. İyi pişmiş değil miydi abi bu sipariş? Pişmiş olacak. Söyledik sana. Tamam, hemen yeni... Ver abi yeni bonfile bak. Ama daha fazla sakin kalamayan bir isim var. Genç Ethem. Bu su bugün fazla kaynadı. Etin pişmişlik derecesini karıştırdığım için yoğunuz çok. Fark edemedim. Et 3 dakika geçti, o yüzden şef çok sinirlendi. Genç Ethem haksızlığa uğradığını düşündüğü için tepkili. Bugün her sorun onun başına kalmış gibi. Muhtemelen mutfaktaki ondan daha tecrübeli isimlerin başına da yıllar yılı benzer şeyler geldi. Tamam Ali Beyciğim, misafir haklıdır, atıyoruz. Tamam ben yaparım abi. Bak çekil, çekil. Ben geliyorum Ali Bey. Masaya geliyorum şu anda. Biz onları tanımasak da onlar bizleri çok iyi tanıyor. Tam olarak soru sana ne dedi? Ya dedi ki çok iyi pişmemiş dedi. Ben de çok iyi pişmiş dedim. Çünkü onlar sadece yemek yapmıyor. Ben bunu size kendi ellerimle hazırladım. Umarım mutlu olursunuz. Siz de gördünüz ama pişmedi. Evet bir tanesi evet öyle olmuş. Ama 3 taneydi totalde. Bir tanesi öyle olmuş. Çok sorun değil. Biz hepsini yedim zaten. Hani diğerlerini yiyebilecekmiş gibi hissediyorum. Yani. Afiyet olsun. Bizler fark etmesek de onlar her restoranda, her organizasyondalar. Beklediğime değdi. Gerçekten nefis olmuş. Şefimiz hünerlerini gerçekten göstermiş. Daha bonfilenin stresi henüz geçmedi ama ortalık yine karışmak üzere. Bir sıkıntı var ya, olmamış değil. Bunlar daha böyle çıtır çıtır olmuş.
yılların tecrübesi bir tabağa baktığı anda sorunu anlayabiliyor. Ustalığı aynı zamanda onun laneti gibi. Oğlum çok su mu koydun? Yoksa ben ne kadar su koydun? Zaten gergin olan şef çıldırmamak için kendini zor tutuyor. Et suyu ne kadar koydun? Çok az. Nasıl İlk kez çakılar. Bir bak. Bakalım. Standartlardan sapmak Mehmet Şef'i tam anlamıyla çıldırtıyor. Nasıl iki kepçe koyuyorsun onu? Bunu tam iki kepçe bir konu yok ki burada. Ya. Lan maşayı versene maşayı. Hata hazırlanması hayli uzun süren bir yemekte yapılmış. Ya bu kadar uğraşmamızın sebebi sensin. Tecrübeli isim neyse ki bir süre sonra soğukkanlılığını koruyor. Bunu daha erken çözebilirdik ama çözdük mü çözdük biraz. Tabii zamandan kaybettik. Söyledik burada Arges'in yaptığında sen yok muydun abi? Neredeydin? Evet, masa 11. Ben bana anlatılan ve olması gerekeni yaptım. İki kepçe koymamız gerekiyordu o et için. Ben de iki kepçe et suyu ekledim. Çok kalabalık ve çok stresli bir akşam geçiriyoruz. Yanılmıyorsam şef o yüzden bana kızdı ve sesini yükseltti. Dilimizin aldığı dört ana tat var. Tuzlu, tatlı, ekşi ve acı. Bu adamların yaşamları bu dört tat çevresinde dönüyor. Acının da tatlının da en değerlisini yaşıyorlar. Rekabetin yüksek olduğu bir sektörde ayakta kalmak yeterli değil. Yükselmek zorundalar. Yükselip Mehmet Şef olmalılar. Mutfaktan çıkan dumanlar İstanbul'un bulutlarına karışıp giderken şehir yavaş yavaş uykuya geçiyor. Acının ve tatlının en değerlisi ise ekmek parası peşinde yaşanmaya devam ediyor.